var. Çalışıyor mu? He, çalışıyor. Bana çalışıyor. Bursa'da lazım olacak ama burada değil ya. Keşke ya, Bursa'da olsaydı. Burada var, bu da çalışıyor, fırın da çalışıyor bak. Aklımda olsun. Aklımda olsun. İkisi de çalışıyor değil mi? Burada C vereceğim. Tamam, benim aklımda olsun. İhtiyacı yani, olan birisi varsa şey yaparız. Abdullah Bey sağ ol, görüştünüz yine. Şu ağaç çiçek açmış arkadaşlar. Biz şu anda Şubat'ın kaçındayız Abdullah Bey? 8'i mi 9'u mu? 8'i galiba. He? 8'i mi? 8. Evet, görüyorsunuz. Ne ağacı bu, erik mi? Erik, sarı erik. Erik ağacı şu anda Şubat'ta çiçek açmış. 9'muş, 9 Şubat. Evet. Bu da kayısı, zerdali, bu da tomucuk açmış. Ağaç şu anda gördüğünüz gibi çiçekleri görüyorsunuz. Erik ağacı çiçek açmış. Aldanacak gibi geliyor ama inşallah aldanmaz. Evet. Benim makam aracım. Evet abi. Aman çizilmesin diye. Bu ekmeğini yedi, beni bıraktı ama ben bunu bırakmıyorum. Ne yapayım abi? Evet abi. Arabamız bizim bu. Vallahi ben senin geldiğini bilsem daha önce gelirdim. Olsun. Sağlık yine olsun, sohbet ettik. Ben Bursa'dan dönünce yine uğrarım. Oradan videolar atıver. Bursa'dan çekeceğim ben yine video falan ya. Görüşürüz, Allah'a emanet ol. Tamam abi, görüşürüz, Allah'a emanet ol. Seviyorum seni, hoşça kal. Teşekkür ederim. Hadi hoşça kal. Hadi görüşmek üzere. Şeye Erdal'a selam söylersin. Hoş görüşünce. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar. Video çekmek için çekmiştim bugün. İlk videomuzu tesadüfen bir uğrayayım dedim Abdullah Bey'e. Gelmişim İstanbul'dan. Göz ameliyatı olacaktı. Ameliyatı olmuş, gelmiş. Ben İstanbul'da zannediyordum kendisini. Bir aydır da buradaymış. Bilseydim daha önce uğrardım. Benim aklımda hep İstanbul'da oldu kalmış. İşte biz de cenaze işlerine falan vesaire. Akıldan çıkmış. Gerçi o bana söylemiş geldiğini ama. Biz onu gözden kaçırmıştık. Olsun, oturduk. Sohbet ettik. Birer kahve içtik. İşte takipçilerimizle böyle güzel dostluklarımız, sohbetlerimiz çok keyifli oluyor. Hoş oluyor, benim hoşuma gidiyor. Böyle candan güzel dostlarımız olması bizi gerçekten sevindiriyor. Ayrıca bazen böyle olumsuzluklar, tatsızlıklarla karşılaştığın zaman bile bu güzel insanların hatırı için insan video çekiyor yine. Gerçekten yani bir kişinin hatırı dahi olsa insan yine video çekiyor. Özleyenler var biliyorum çünkü gerçekten. Ben Abdullah abiye uğradığımda o da açmış benim videolarımı izliyordu. Tesadüf o ya. Vallahi ben de diyor şimdi de senin de videolarını izliyordum diyor. Bu da ayrı bir güzellik. Videolarımız izleniyor. İzlenmiyor değil. Ben takip ediyorum. Ben videoyu yükledikten sonra şöyle diyeyim, video yükledikten sonra demeyeyim. Ben şimdi videoları yani bir gün çıkıyorum video çekmek için. Onu izah yapayım öncelikle. Bir gün çıkıyorum video çekmeye. Mesela bugün işte ne kadar çekebiliyorsam 5 tane, 6 tane, 10'ar dakikalık 4 tane, 5 tane, 6 kaç tane oluyorsa çektiğim videoları hepsini bilgisayarda yüklemesini yapıyorum. İşte onları başlık bulmada çok zorlu çekiyorum bu arada. Ne yazsam diye. Aklıma ilk gelen şeyi ya da videoda biraz bir şeyler izliyorum. İşte söylediğim bir kelimeye takılıyorum. Onu diyorum başlık yapayım. Öyle yazıyorum. Ondan sonra videoları yüklemesini bitiriyorum. Videoların yüklemesi bittikten sonra her gün bir tane videoyu serbest bırakıyorum. Yani görünürlük ayarı var. Aslında videolar orada yüklü. Ama siz göremiyorsunuz. O videoların görünürlük ayarlarından her gün bir tanesini görünür yapıyorum. Görünür yaptığım zaman sizde çıkmaya başlıyor videolar. Ya da size bildirim olarak geliyor. İşte Hasan video yüklemiş falan diye düşünebilirsin ama aslında videolar hepsi 10'ar dakika videolar halinde. Hepsi bir günde yükleniyor. Mesela bu şu an çekmiş olduğum bugün ikinci video. İlk videomda da bahsetmiştim. Bursa'ya gideceğim diye. Gitmeden son defa
Şöyle çıkayım dedim. Şarköy'den video çekelim. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Genelde Şarköy'de hep aynı yerlerden geçiyoruz ama aslında siz şu anda video izlerken ben sokaklarda yollarda neyi kontrol ediyor olabilirim sizce? Köpekleri kontrol ederim. Acaba gideceğim güzel kadar köpek var mı yok mu? Daha çok onlara bakıyorum. Eğer köpek yoksa emin oluyorsam o tarafa doğru gidiyorum. Eğer köpek varsa otomatik ya geri dönüyorum ya da yolumu değiştiriyorum. Farklı bir tarafa doğru. Şubat'ın kaçı demişti Abdullah Bey? 9 mu demişti bugün? 9 Şubat galiba. Abdullah Bey'in evinin dibindeki erik ağacı çiçek açmış maşallah. Şubat'ta. Yine bir fırtına geliyormuş. Kar vesaire. Hava bozacakmış, şiddetli yağış diye söylüyorlar. Ben gerçi hava durumunu falan pek takip etmiyorum ama duyduklarım bunlar. Dün kızım Bursa'dan atmış. Bursa'nın muhtelif sokaklarında, mahallelerinde lodos ağaçları kökünden sökmüş. Çatıları uçurulmuş. Bayağı bir hasara yol açmış. Hava bozmaya başlamış o zaman. Marmara 35 sitesiymiş burası. Marmara 20 sitesi. Marmara 30 Sardun olur, Sardun ile evleri. Buradan öteye değil de buradan geri döneyim ben en iyisi. Oradan soldan aşağı ineyim. Soldan aşağı inince duruma göre. Şimdi bu tarafa döndüm. Gökyüzü bayağı bir bulutlu görünüyor. Kara kara bulutlar. Sanki yağmur geliyor gibi. Rüzgar da biraz artmış. Evet, merak edenler için söyleyeyim. Burada sarı borular görüyorum. Kazı çalışmaları. Doğalgaz çalışması yapılmış halen. Doğalgaz gelmiş buralara diyebiliriz. Sitelerin işlerinde falan. Evet var. Meyve mühendisi yapmış. Görünüyor. Bir güzel tarafı da bu yani şu anda. Şarköy'de doğalgaz olmayan sokaklara. Sitelere doğalgazın gelmiş olması güzel. Şelale sitesinin yakınlarındayım şu anda. Thank you.
Evet. Şelale sitesinin oradayız. Şelale sitesinden takipçilerimiz var. Bülent kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Bülent Koç. Onun da burada evi var. Gelmişken. Öbür tarafından geçelim. Şelalede kimler var? Uzun saçlı Mustafa Bey var. Ondan sonra bankacı arkadaşlar var. Şimdi ismi aklımda, bak adını hatırlayamadım şimdi, arkadaşlar var dedim. O da takipçim, aynı zamanda müşterimiz de. İşini yapmıştık. Hatta dairesi şurada, onu göstereceğim. Kusuruma bakmasın, ismini hatırlayamadım. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda yine devam ediyoruz. Şurada halledeyim.